Buldunuz yine birbirinizi. Özlemişsinizdir diye yan yana verdik sizi. Hadi bakalım. Usulen Allah kurtarsın diyelim. İnsan bir hoş geldin Derya. Hoş geldin. Gece kurtarmak istedim seni. De, elimden bir şey gelmedi ki. Çok istedim. Ya ne yapsaydım abi? Müdahale etsem beni de senin gibi götüreceklerdi, yakalayacaklardı beni. Tabii, o zaman arada böyle bu kadar gezemeyecektin. Ya ne gezmesi oğlum? Orada ben sefilleri oynadım. Kedinin köpeğin yemeğini yedim çöplükten ya. Senden sonra zaten Ayça da gidince dımdızlak kaldım ortalıkta. Ne yapacağımı bilmeden dolaştım sokaklarda. Ya yemin ederim seninle yakalanmadığıma pişman oldum. Özür dilerim ya işte tamam. Tamam, dert etme zaten oğlum. Ben de senin yerinde olsam aynı şeyi yapardım. Yapma lan. Oho, pis kokmuşsun oğlum. Kusura bakma canım, bugün jacuzzi keyfi yapamadım. Çok özledim oğlum. Anlat bakalım oğlum, nasıl yakalandın? Babam duyunca işte gizli gizli geleyim göreyim dedim de. Dayım ihbar etmiş. Aa. Öyle işte. Yadigar'ın evinden topladılar, getirdiler. Münir ihbar etmiş. Niye? İyilik olsun diyeymiş. Yaşadığım sefilliği görsen inanamazdın ya. Senden sonra Ayça da gidince perperişan kaldım ortalıkta. Sokaklarda dolaştım bütün gün ne yapacağımı bilmeden. O yüzden mi geri döndün? Babamı duyunca dayanamadım yani. Bana da önce öldü dediler biliyor musun? Günler sonra öğrendim ölmediğini. Beyninde hasar kalmış zaten, konuşamıyor. Oğlum ilk gördüğümde öyle bir şaşırdım ki konuşmasını duyunca. E kolay mı oğlum? Koskoca Reşat Yaşar'a. Öyle. Yeterince görebildin mi bari? Yani. Salaksın lan sen. Vardı geri döndün. Ben olsam var ya hayatta gelmem bir daha buraya. Söylemesi kolay, yaşarken öyle olmuyor. Çöplükten yemek yedim diyorum lan, düşünebiliyor musun? Kedinin, köpeğin, sokakta yatan adamın yemeğini yedim ya. Milletin parasını falan çaldım açlıktan ölmemek için. Dram yapma lan bana. Öyle ama abi. Kabus gibiydi. Neyse sonra Allah'tan annem Ayça'nın adamlarıyla para gönderince rahatladım azıcık. Bir de o vardı değil mi? Sağ olsun, Türkiye'ye döndükten sonra çok yardım dokundu. Yadigar'ın evine onun sayesinde gidebildim. Vay be. Ulan bunu bile iyilikten sayar olduk ha, görüyor musun halimizi? 16 Eylül 2010. Nereden nereye geldik düşünsene bir. O zaman nişan için uçakla denize falan iniyorduk. Şimdi dört duvarın arasında sıkıştık kaldık böyle. Ya öyle. Gün gün aklımda hepsi. O ne lan? Bay Erdoğan'ın taktiği midir?
Yazdın mı her şeyi? Köşeye sıkışırsam, yapacak hiçbir şeyim kalmazsa bunu kullanacağım. Canlı bomba yaptım kendime. Bana dokunan benimle birlikte patlayacak. Ver bakayım. Burada olmayan daha önemli ayrıntılar da var ama onlar şu an emin ellerde. Dokunan yanacak.